Sayın temsilciye teşekkür ediyoruz. Sözü Amerika Birleşik Devletleri'ne vereceğiz. Teşekkürler Sayın Başkan. Amerika Birleşik Devletleri kararlılıkla yorulmadan Filistin'in devlet olması için çalışmakta. Ancak İsrail ve Filistin çatışmalarını sonsuza kadar sona erdirecek bir barış anlaşmasıyla sonlandırma çabalarında. Ve Sayın Başkan Biden bölgedeki istikrarın sadece iki devletli çözümle sağlanabileceğini söyledi ve İsrail devletinin güvenliğinin garanti altına alınmasıyla olabileceğini söyledi bu. İsrail'in gelecekte de demokratik bir Yahudi devleti olarak varlığını sürdürebilmeye devam ettiği sürece olduğunu söyledi. Filistinliler de kendi devletlerinde onurlu bir şekilde yaşayabilmeli dedi. Ve bölgede İsrail ve Suudi Arabistan'a dahil olmak üzere tüm Arap komşularıyla barış içinde yaşayabileceğini söyledi. Aynı zamanda New York'taki amacımız iyi bile olsa zamanından önce gerçekleştirilen eylemlerin başarılı olamayacağını düşünüyoruz. Ve bizim eylemlerimizin uluslararası güvenliği ve barışı ileri sürdürebileceği konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ve raporda da belirtildiği üzere kabul komisyonunda, komitede ve komisyonda üyelik kriterlerinin karşılandığı konusunda bir fikir birliğine varılamadı. Örneğin bazı cevaplanmamış sorular var. Başvuran devletin bir devlet olarak tanımlanması için gerekli kriterleri karşıladığı konusunda ve devlet için Hamas'ın bir terör örgütü olan Hamas'ın şu an Gazze'de güçlü olduğunu ve etkili olduğunu görüyoruz bu karar tasarısının öncesinde. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri hayır oyu verdi karar tasarısına karşı. Yeniden söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor ve bu oylama Filistin devletine bir karşı bir pozisyon anlamına gelmiyor. Ancak bunun iki taraf arasındaki karşılıklı görüşmeler sonucu olabileceğini düşünüyoruz. Ve 7 Ekim sonrasında yaşananlar, 7 Ekim'de Hamas terör saldırıları İsrail ve Arap komşuları arasındaki normalizasyonu engellemek için gerçekleştirdi ve bu normalizasyon paketi Filistinliler için, Filistinlilerin siyasi ufuğu için olumlu olacaktı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göre normalleşme bu durumu İsrailliler ve Filistinliler arasındaki sorunu çözmeye yardımcı olacaktı. Ancak 7 Ekim'den sonra normalleşmeye yönelik görüşmeler ve Filistinlilerin siyasi ufuğu Birleşmiş Milletler üyeliğine yönelik ve devlet olmaya yönelik umutları hala devam ediyor. Ancak bunun sonuçlanmasını görmekte de istekliyiz, kararlıyız. Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşü Filistin halkı için bir devlet olmaya yönelik şanslarının en gerçekçi yolu Amerika Birleşik Devletleri Filistin ve bölgedeki diğer taraflarla direkt olarak görüşmelerle sağlanmalı. Böylece kalıcı olabilir. Aynı zamanda şuna da inanıyoruz. İran'ın kabul edilemez ve benzeri görülmemiş eylemleri geçtiğimiz haftada gerçekleştirdiği normalleşmeye yönelik çabalara da zarar verdi. Filistinliler ve bölgedeki diğer bölgelerle ilişkilerdeki normalleşme Filistin devletinin gerçekleşmesinde ve Birleşmiş Milletler'e üyelik yönünde faydalı olacaktır. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerde iki devletli çözüme yönelik çabalarına devam ediyor. Bu da Dışişleri Bakanı Blinken'ın aylar önce belirttiği gibi Gazze'nin terörizme bir platform
platform olmamalı. Aynı zamanda İsrail de Gazze'yi yeniden işgal etmemeli. Bu prensipler aracılığında hareket ediyoruz. Ve önceden de söylediğimiz gibi iki devletli çözüm kalıcı barışı sağlamaya, bölgede kalıcı barışı sağlamaya, aynı zamanda da İsrailliler ve Filistinlilerin güvenliğini sağlamaya en değerli çözüm. Şimdi